Sokakta herkesin konusu bu EYT. Herkeste bir emeklilik hayali başladı. Emekli olayım diye. Emeklilikte yaşa takılanlar. 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış. Primini ve yılını doldurmuş ama yaş şartı geldiği için emekli olamamış arkadaşlardan bahsediyoruz. Bakan Bey de dedi ki şu anda yılını ve primini doldurmuş 1,5 milyon insan hemen emekli olabilecek durumda. Sonrasında da işte 3-4 milyon kişi var. Tabii bu işi hızlı çözmeye başlayınca AK Parti aslında bir anda malum gazetelerde şöyle haberler çıktı. Bak 1,5 milyonu yapıyorlarmış, diğerlerini yapmıyorlarmış falan diye. Şimdi o haberlerde kesildi. Niye? Çok net bir şey söyledi Sayın Bakan. Tamam 1,5 milyon kişi şartları tamamladı. Tamamlamayanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olacaklar. Şimdi bugün başka bir şeyden bahsedeceğiz aslında biz. Şimdi 8 Eylül 99 öncesi diyoruz. Peki 8 Eylül 99 sonrasında sigortalı olanların EYT'li olma hakkı var mı yok mu? O sorunun cevabını arayacağız aslında. Evet. Birkaç, 5 tane aslında yolu var bunun. Yani AK Parti bir iş, Cumhur İttifakı bir iş yapınca da bunlar ağızlarını kapatmıyorlar, yapmayınca da kapatmıyorlar. Enteresan bir kesim var. Emeklilikte yaşa takılanlardan bahsetmiyorum. Aynen. Genel olarak böyle bir kendisine muhalifim diyenler var yani. Şimdi şöyle, orada bunu yapmayacaklarını düşünüyorlardı. Çünkü çok burada tezirat çok fazlaydı. Ama birdenbire bu işin çözüleceğini görünce de ya nasıl karıştırırım diye. Çünkü orada bir öyle kitle bir var. Kötü niyetli kitle var. İyi niyetle merak edip soranları kastetmiyoruz tabii. Hayır, gazetelerden bahsediyorum. Manşetlere taşıdılar. Bazı gazeteler. Diyor ki 1,5 milyonu yapacaklar, diğerlerini yapmayacaklar. Şimdi başka bir konuyu anlatacağım. Aslında bu da çok merak edilen bir konu. Hızlıca anlatayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada anlatacaklarımın gerçekleşmesi için mutlaka bir düzenlemenin içine, yani EYT düzenlemesinin içine 20 saniye kalmış bir madde konması lazım. Bir, askerliğini sigortadan önce yapanlar eğer boşlanırlarsa işe giriş tarihlerini 8 Eylül 99 öncesine çekebiliyorlarsa EYT kapsamına girebilirler. Ama dediğim gibi mutlaka düzenleme şart. İki, staj sonrası doğum yapan kadınlar stajla çalışma arasındaki doğumlarını boşlanırlarsa işe giriş tarihlerini o çocuk boşlanması kadar, yani 2 yıl geri çekebilirler. Onlar da EYT'li olma ihtimali var. 3. İhtimal bunlar. Evet, yani o yasal ihtimal değil. Şu anda yasada var. Geri çekiyor ama EYT'li olur mu? Onun düzenlemesi gerekiyor. 3. Fiili hizmet zammı. Mesela bizim gazeteciler, madenciler, gemiciler gibi. Yıpranmayla işe giriş tarihini geri çekenler 8 Eylül 99 öncesine çekerlerse yine EYT'li olma ihtimali var. 4. Avukatlık stajını yapanlar yine işe giriş tarihlerini geri çekerlerse, ki bir yıl avukat arkadaşlarımız staj yapıyorlar ve o stajları borçlanabiliyorlar. Onlar da EYT'li olma ihtimali var. 5.'si bu kesin. Hizmet tespit davası. 8 Eylül 99 öncesinde siz çalışmışsınız, sigortanız yapılmamış veya yapılmış, primleriniz yatırılmamış. Hizmet tespit davası açıp o günleri tescil ettirirseniz EYT'li oluyorsunuz. Diğer 4 madde için ise mutlaka EYT düzenlemesinin içinde borçlanmalar işe giriş tarihinin geri çektiğinde EYT kapsamına girer cümlesi olması gerek. Faruk Erdem, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için.